O zaman güvenlik olarak işe başlasın Şükrü Bey. Güvenlik olur mu Şükrü? Olur ama ben gece çalışmam abi. İyi de uşağım, bize güvenlik için gece lazım. Ben uykuma çok düşkünüm İsmail Bey. Uykumu almayınca çok sinirli oluyorum. Tolga Bey Halkalı'daki inşaata biri lazım diyordu. Orası uzak, gidemem. Ya uşağım, sana da iş beğendiremiyoruz ha. Yapmayın İsmail Bey. Ben kariyerime uygun bir iş arıyorum. Yoksa bana iş çok. Pardon ama sizin kariyeriniz nedir Şükrü Bey? Vasıfsız işçi. Çok ilginç bir profilsiniz Şükrü Bey. Abi, bana filmi dedi. Filmi dedin sen? Hayır, profil dedim. Promuro, fil dedin işte. Bak uşağım, biz seni şoför olarak alalım. Sabah gel, sağa sola git, bankaya, oraya, buraya. Akşam da evine git. Yapamam İsmail Bey. Çok trafik var. Öyle değil mi abi? Doğru. Çok yoğun trafik var. Ne yapacağız o zaman? Ben en iyisi Hüseyin abimin asistanı olayım. Nasıl ya? Önceden bir çay makinesini yaptın, şimdi iki kişi mi yapacak? Kalbimi kırdın İrem Hanım. Benim yaptığım çayı hangi makine yapabilir? Evet, Hüseyin abim çay dünyasında çok önemli bir profildir. Sen bana film mi dedin Şükrü? Profil dedim abi. O ne demek Şükrü? Ne bileyim abi, ben de İrem Hanım'ın yalancısıyım. Ödemede de çok kolaylıklarımız var. Siz evi beğenin, nasıl alacağım diye hiç düşünmeyin. Çarar! Önce misafirlerimize ver. Tamam abi. Buyurun. Buyurun efendim. İrem Hanım ki şekersiz. Tamam abi, attım hafızaya. Unutma, İrem Hanım birazcık kilolu olur. Çayı şekersiz içer, diyettedir yani. Diyet bizim işimiz abi. Ben kilolu değilim Hüseyin abi. Tamam tamam, sadece göz alınması. Şükrü, burada dar gömlek var ya, o da tek şeker içer, unutma. Tamam abi, attım hafızaya. Bizim için müşteri memnuniyeti her şeyin üstündedir. İşte bu, ekip ruhu. Görüyor musunuz hanımefendi? Bu büyük başarının arkasında büyük bir ekip çalışması var. Çaylar! İrem Hanım, bazı programlar varmış, etrafındaki hatunları göstereyimişsa. O programlardan bir tanesini benim telefonuma da yükle de. Çok iyi fikir İsmail Bey. Hemen yükleyelim. Hatta hepsini yükleyelim. İşinizi şansa bırakmayalım. Bulun artık birisini. Yükle daha, yükle. İrem Hanım, bu program sizde de yüklü müdür da? Hayır İsmail Bey, benim sevgilim var. Benim de sevgilim var ama İrem Hanım, bir çiçekle bir umur geçmeydi. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Oo, İsmail Bey. Halukuşam, merhaba. Nasılsın da, iyi misin? İyiyim, merhaba. Tolga yok mu? Tolga Gürlük Bey, toplantıları var, ofis dışında olacak. Aslında Halukuşam, bugün o toplantıya ben gidecektim ama benim bugün çok önemli bir işim vardır da. Bazı programları indirmem gerekiyor. Onun için gitmedim. İsmail Bey, biz bu projenin adını değiştirelim. Olur uşağım, ne istiyorsun? Ev alma, komşu al yapalım. Haluk Bey, olur mu öyle bir isim ama? Olur, olur. Bal gibi olur. Bir kere insanlara komşuluğu anlatmamız lazım. İçinde komşuluğun olmadığı kentsel dönüşüm mü olur ha? Bir kere Amerikalılar gibi yaşıyor insanlar. Düşünsene, birbirlerini tanımıyorlar, görmüyorlar. Komşunun öldüğünü... Kötü kokular gelince mi anlayacaklar? Ay öyle söylemeyin Haluk Bey. Hayır. Ver bakalım Haluk abinin çayını. Buyur Haluk abi. Ben istemiyorum. Biraz sonra şantiyeye gideceğim. İsmail Bey, çağırın mimarı buraya gelsin, böyle bir fikir geliştirsin. Tamam mı? Yani ne bileyim böyle bir manav koysun, ne bileyim bir berber koysun, bir çınar ağacı diksin, insanlar altında otursun, muhabbet etsin. Yani ne bileyim böyle insanların çekirdek çitleyeceği böyle yerler yapsın. Çekirdek mi? Evet. Bir kere insanlar ne kadar çok çekirdek çitlerse o kadar az psikoloğa gider. Siz dediğimi yapın. Ben şantiyede olacağım, tamam mı? Çıkıyorum. Tamam Haluk Uşan, güle güle. Oldu bildi ha.
İsmail Bey, bizim bir maruzatımız var. Buyur Uşav. Anlat Şükrü. Biz yıllık iznimizin bir kısmını kullanmak istiyoruz İsmail Bey. İzin mi? Ama daha şeye ne girdiniz? Yıllık izin kanuni hakkımız kardeşim. İstediğimiz zaman kullanırız. Ayrıyeten bir de avans istiyoruz. Avans? Ama daha hiç çalışmadınız ki. Tamam işte. İşe başlamadan önce biraz moral depolayacağız. Aynen. Futbolcular bile kampa gitmeden önce bir çeşmeyi, bir bodrumu görüyor değil mi? İrem Hanım, hiç etrafta hatun yok da. Neden acaba? Biraz daha açılalım be, şöyle 2 kilometre falan. 2 kilometrede de vardır herhalde da. Hadi görün şu adamı, hiç sanmıyorum ama. Hadi hatunlar da, İsmail Bey artık burada. İrem Hanım, bu ne? Müsait insanlar var ama sizi beğenmemişler. Tabii canım, tanımaylar da ondan da. Bir gelsin konuşalım, sohbet edelim. Ondan sonra beğenirler canım. İrem Hanım, şunu 3 kilometreye çıkarsak. İsmail Bey, ben size öğreteyim. Siz açılabildiğiniz kadar açılın, olur mu? Açılalım da, açılalım. Dünyaya açılalım. Dünyayı benden mahrum etmeyelim İrem Hanım. Hem ben zaten İngilizce de biliyorum. 3 kilometre, 5 kilometre açılalım İrem Hanım. Uça beşe bakma İrem Hanım. Açılalım. Elini öğreteyim ben size. İrem Hanım, İrem Hanım. Galiba bir tane hatun beğeni beni daha bir bak. Çok açılmışsınız. Ya İrem Hanım, fark etmez. Yeter ki hatun olsun da ben ilk uçağa atlarım. Dünyanın ebir ucuna giderim. Gönüller bir olsun İrem Hanım. Tarık Bey, bu dediğinizin hiçbir mantığı yok. İnsanlar böyle bir şey talep etmiyorlar ki. Bilmiyorlar da ondan. İnsanlar komşuluk nedir bilseler böyle yaparlar mı? İnsanları o binalarda bir başına yalnızlığa mahkum ediyorsunuz. Fakat Haruk Bey bakın, mahalle artık eskidendi. Artık daha bireysel bir yaşam var. İnsanlar yalnızlık istiyorlar. Hem zaten bizim projemizde öyle manavdı, berberdi. Bunlara pek yer yok ki. Ben Haruk Bey'e katılıyorum. Ben de şimdi kendime kiralık bir ev bakıyorum. Ama böyle küçük bir mahalle olsun istiyorum. Kuzguncuk gibi, Moda gibi. Duyuyorsun değil mi? Küçücük kız bile mahallenin ne demek olduğunu anlamış. Bu arada küçücük derken zayıflamışsın anlamında söylemiyorum. Çok kırıcı bir profilsiniz Haluk Bey. Sen bu projeyi yeniden masaya yatır kardeş. Güven bana. Bak insanlar mutlu olacak. Ne bileyim, şuraya bir berber koy, şuraya bir manav koy. Güven sen bana ya. Bak ben gidiyorum. Haftaya da projeyi bekliyorum ona göre. Ama Haluk Bey, bir dakika. Hadi görüşürüz. Aa, gitti. Bence bir deneyin. İyi ama proje bitti. Nasıl değiştireyim ki? Vintage modası var. Haluk Bey'in dediklerini yaparsanız proje daha güzel olur. Görüşürüz. İrem Hanım! İrem Hanım! Bir hatun beni beğendi daha. Mucizelere inanmak lazım İsmail Bey. Bakayım. Buluşacak mısınız? Uy, buluşacağım tabii de. Bir gideyim bakayım nasıl bir hatundur. Vallahi çok merak ediyorum İrem Hanım. Gideyim, gideyim. Bay bay. Merhaba. Merhaba. Canan Hanım, yalnız buluşmayacak mıydık? Abimlerle tanışmak istedi İsmail Beyciğim. Bir sorun mu var birader? Ha? Yok vallahi billahi ya, tövbe. Ne sorun, ne olacak? Yok yok. Size bahsettiğim kişi bu. Bana bak birader. Buyur. Sen bizim kız kardeşimizle evlenecek misin? Yoksa eğlenecek misin? Söyle bakalım.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde, sır dolu şu halimiz.